Bir garip hadise İskenderun'da yaşandı. Motorlu biri gidiyor. Yani planlı yani. Plan yapmış belli. Ahlak zabıtalığına soyunuyor. Orada şimdi her yönüyle konuşalım. İki tarafı da iki tarafı da konuşalım. Yani bir yerinden tutup düzelebileceğimiz bir şey varsa konuşacağız ama genç bir çift var. De, ha, evet. Belli ki yani şehrin merkezi bir yer. İskenderun bence bilir misin? Tabii. Ki. Hatay'dan falan çok daha böyle nasıl söyleyeyim? Daha işlek bir yerdir. Öyle söyleyeyim. Çok daha eğlence yerleri vardır. Çok daha şey. Daha insanların kalabalık olduğu bir yerdir. Hatay'a göre mesela. Evet. Tabii. Orada bir çift var. Kız dizinin üstüne oturuyor gördüğümüz kadarıyla çocuğun. Bu motorlu kişi geçerken birdenbire onlara sözlü tacizde bulunuyor. Evet. Ve hakaretler, küfürler var. Onlar da korkuyor. Çocuk da korkuyor. Ahlak zabıtalığına soyunuyor çünkü. Kimlik falan istiyor yani işi iyice abartıp. Şimdi yani bir izleyelim. Beraber konuşalım etraflıca. Evet. Video. Ben merak ediyorum. Sosyal medyada epey yayıldı bu video. Çok da tepki var. Tabii tabii. Ama yani, her iki tarafa da var. Bir bakalım. Evet. Evet. Ya yani kimsenin böyle bir şey hakkı yok da. Şimdi videoyu görelim. Evet. Görüntüleri ondan sonra konuşalım. Evet gelsin. Şimdi hemen ladies first. Şimdi, buyurun hanımefendi. Bir hanım olarak yani, neler söyleyeceksiniz? Ya tabii şimdi ben... Ya bana tam şey gibi gelmedi mi? Sanki tiyatro sahnesi gibi kurgu geldi. Gibi mi geldi? Bana sana öyle geldi. Sanki. Ya şimdi kurgu gibi bile bir sahneyse verilmek istenen mesaj da şuysa yanlış. Bak ben kimse kimsenin ahlakına kimse hiçbir şey diyemez yani. Hiç kimse hiçbir şey diyemez. Çünkü herkes kendi bacağından asılacaktır. Sen orada ahlak zabıtalığına soyunamazsın ama... Uyarı tarzı biraz daha kibar olsaydı ya da yanında bir çocuğu olsaydı ben onu algılayabilirdim. Fakat gençlerin orada yaptığı gerçekten hani ekstrem bir durum yok. Ama kucağına oturmasını da ben doğru bulmuyorum sokak ortasında. Yani ben çok bunu imtina ederek söylüyorum ama ben eşimle mekanda yanak yana bile öpüşemeyiz biz. Yani öpemem ben Şenol'u. O da öyle. Biz öyle bir kültürden geldik. Yani şu bana çok rotası kaymış geliyor. Şuna dahi ama bak şu görüntüye dahi bizim karışma lüksümüz yok. Çünkü özgür bir ülkede yaşıyorsun. Geçerken bakmazsın, olur biter. Yani senin öyle bir şeyin yok ki, lüksün yok ki. Sen neyse ver lan cüzdanını falan. Ama sen kimsin? Şey ne? Amaç ne? Amaç ne? Yani şimdi bu psikopat videonun... işte kardeşim. Hayır, bu videonun yayılmasındaki amaç ne mesela? Bir de kendisini çekmesi. Ya bu şey amacı ne yani mesela? Ya bu psikopat, bu dengesiz, bu manyak kendisi çekip bunu sosyal medyada yayıyor. İyi bir şey yaptığını sanıyor. Bu şey değil, kurgu falan bir görüntü de değil. Şey, çocuk orada bayağı korkuyor diğer genç. Ömür şey diyorum ben. Yani burada neyin mesajını vermek istiyor? Şey dedi yani, herhalde. İşte yani ben ahlak... Verilmek istenilen mesaj ne burada? Ne anlıyorsun ki burada? Gençlerimiz yani, ahlaksız dedirtirdi galiba herkese. Abi. Gençler ahlaksız. Ben de onlara ahlak dersi verdim mi demek istedim. Tabii bilmiyorum abi yani. Ben mesajını anlamadım. Yani bak, bu yaptığı son derece yanlış. Kimse kimsenin tabii ki hayatına karışamaz, müdahale edemez. Özel hayatıdır ama. Evet. Yani şunun yapıp kendi kendine servis etmesindeki amacı ben ya manyak. Yani. Manyak yok mu? Manyak çok. Bu ülkede çok. Sokaklarda kadınlar artık rahat yürüyemiyor. Bak bırak yanında erkek arkadaşı varken bu ne cüretse. O çocuk orada çekinmiş yani korkmuş belli. Ve kimlik falan istiyor yani. O da daha da cesaret alıp çocuğun çekingenliğinden korkmasından daha da cesaret alıp kimliğini ver ulan falan diyor. Ya abi ne şimdi... yaparlar adamı biliyor musun? Yani ya bu nasıl bir şey, bu ne cüret ya? Abi işte söylüyoruz abi sen cezaları arttırmadığın müddetçe bu tarz hadiseler manyak mı yok işte abi manyak ne yapacağız şunu konuşalım. Ne bak, yapmamız lazım Nihat, şimdi manyak ne diyelim yani. Şimdi şunu konuşalım ben kız arkadaşımla eşimle gidip de öyle sarmaş dolaş dışarıda oturamam. Oturamıyorum. Ya zaten bu... adam işi hayret zaten adamın oturduğu yerde yanlış kimse yolun ortası orası araba yolu mu cadde mi ne? Orası cadde artık oradan geçiyorlar. Caddenin arabalar geçiyor orada evet. Yani. Şimdi içeride olur orman, içeride kimsenin görmediği sakin bir yer var. Gider orada kucağında oturur kız çocuğun ama caddenin önünde yani hiçbir o caddenin da. Ortasında hiçbir kız gelip de adamın kucağına oturmaz yani. Ya sen de orada bir şey mi arıyorsun, bir deneyi mi arıyorsun? Ya yani? Hayır ya kimse, şimdi şöyle. Şimdi o yolun ortasında, tamam. Yolun ortasında kızı kucağına almış öpüşür mü öpüşürsem ben de geçerken derim ki hayırdır kardeş biraz şey o durun derim yani insani bir refleks. Evet bir de şöyle bir şey var Nihat şu da enteresan geldi bana. Önceden çekiyor. Yani onları orada görmeyeceği bir açıdan kamera açmaya başlamış. Ya gördü döndü
tekrar çekti. Uzaktan görmüş, uzaktan kaydıymış. Ama bak mesela onu gördüğü için, ha onu bilemem ama onu gördüğü ve başladığı açıda biz o çocukla kızı görmüyoruz. Kameranın başladığı şimdi özel zamanda. Şimdi tabii bu motorcuların kasklarında kamera var artık. Yani öyle mi? Tabii şimdi motor... Motor mu çocuğun? Motor ve kask. Motorun üstünde kask o. Kask da var bak görünüyor. O kask kamerası var. Zaten. Evet, evet. Onunla çekiyor. Çünkü hani motorcuları sıkıştırıyorlar falan filan ya böyle biliyorsunuz. Hı-hı. Çok kaza ha, oluyor. Bu kask kamerası. Güvenlik nedeniyle tamam mı? Hani kendi ispatlamak için kaza durumlarında. Hı-hı. O... dediğimiz değil mi? Hı hı. O kameraları kasklara takıyorlar. O da uzaktan görüyor çifti. Oradan kayda giriyor. Bir hani planlı gidiyor. Planlı gidiyor. Gibi. Şimdi burada tabii ki de şu var. Burası Türkiye diyor vesaire vesaire. Evet, şimdi evet. Bu herkesin ya evet falan filan. Hayır değil. Burada zaten şu tavır yanlış. Bak, o gençleri koy kenara. Aha, o gençler aha. Cahillikten de yapabilirler. Aa, yanlış ama. Düşünememişlerdir evet. Tamam mı? İyi bir görüntü değil ama. Değil, iyi görüntü değil. Ama ne olursa olsun şu ne manyaklık ya sen, bu ya. Böyle yaparak sen aslında bu işin, bu iş kimsenin işi değil biliyor musun? Ya bir polis gelip ancak sana hayır, şey bu gibi durumlarda rahatsız olduğun zaman resmi kurumlara aynen, şikayette bulunabiliyorsun. Kesinlikle sana katılıyorum. Hayır, sen dakika, böyle yaparak işi sulandırıyorsun. Bir dakika şikayet etsen ne diye şikayet edeceksin polise? Ya burada aileler uygunsuz var. Bir görüntü var. Uygunsuz bir görüntü var. Müdahale edebilir misiniz diye şikayet edebilirsin. Polis gelip müdahale edebilir mi? Kimlik soruyor. Tabii canım kimlik edebilir. Soruyor. Çocuğun yaşı da hele kızın yaşı 18'den küçükse yandı bir de zaten. Gece herhalde. Ha bir de gece yarısı 18 yaşından küçükse yandı. Bak bir de şöyle bir şey var. Bu duyarlı bir davranış olsaydı yapmayın çocuğum. Eve gidin deseydi ben o adamı alkışlardım. Niye biliyor musun? Çünkü orada kız dayak da yiyebilirdi. Duyarlılığını göstermiş olurdu mesela onun. Ama burada tam anlamıyla işgüzar bir yaklaşım var. Hiç senin işin olmayan bir şeye işinmiş gibi soyunuyorsun. Çocuk orada dayak yese hiç önüne arkana dönüp gidersin. Öyle de bir insanız biz yani. Öyle de şimdi tuhaf bir yapımız var bakın, yani. Şimdi bu zannediyorum sen daha önce görmemiştin galiba değil mi görüntüyü Bircan? Yok ben şimdi sen Nihat herhalde yok. Ama ben haberleri okudum. Görüyorum görüntüyü burada gördüm. Tamam o ilk seferde algılamak ya. Şey olabiliyor, zor olabiliyor. O yüzden şimdi sesli olarak Ali rica ediyorum. Bir kez daha en başından o görüntüyü dikkatli izlerseniz nasıl olduğunu, olayın gidişatını daha net algılayabileceksiniz. Bir kez daha lütfen gelsin Ali. Yazıyor birçok izleyicimiz. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya orası anıt bilmem neymiş yani Ömür. Tamam evet, belli evet. Orası meydana benziyor. Meydana benziyen anıt bilmem ne. Yalnız aslında adam yanlış bir şey söylemiyor o motorcu. Şöyle kalsa orada yani dese ki kardeşim çoluk var çocuk var. Buradan aileler geçiyor. Bu şekilde oturmanız, öpüşmeniz, etmeniz iyi değil. Hani öpüşecekseniz biraz daha böyle kuytu keşeye gidin dese tamam. Lanlı, lunlu, kendisini i̇şte polis yerine koyması, kendisini polis yerine koyup kimliğini ver vesaire argo şeyler söylemesi doğru değil. Ama bence tepki doğru bir tepki ama yanlış uslup hatası var. Şimdi İskenderun'dan izleyicilerimiz yazmış. Bizde böyle şeyler yasak. Yasak derken ayıp karşılanır. Biz bu tarz bir çevrede yetişmedik diyor. İskenderun evet biraz küçük ve daha muhafazakar bir yerdir. Bir sahil yeri onun beldesi olmasına rağmen ama dediğim gibi o üslupta yaklaştığın zaman sen zaten amacını aşmış şey olursun zaten, ve yanlışa düşmüş olursun. Doğru söylüyor. Hani şikayetin varsa polise söyle. Bak bu küfür yani hakarettir bu bir can. Evet. Ulan kimliğini ver lan bilmem ne lan. Tamam bir şey diyeceğim. Sen gidip de tamam oradaki o oturuş şekli falan filan. Ama o genç onlar hani o cahilliğe tecrübesini verebilirsin. Işte. Ama şimdi yani. Biri gelip sana böyle bir üslupla yaklaşsa ne yaparsın kardeşim? İşte yanlış üslup diyorum. Hayır sen ne yaparsın? Çok yanlış üslup. Çıldırmaz mısın? Ya yanlış üslup diyorum işte yani. Üslup yanlış. Hayır bu manyak ben size bir şey söyleyeyim. Yani şimdi adam bana onu söyledi diye adamı mı öldüreyim yani ne yapayım abi? Hayır bu manyak emin olun gidip başkasının karısına kızına da laf atıyordur. Böyle böyle bakıyordur. İşte. Bunlar böyle zihniyet işte. Bakma sen ya şimdi abi, böyle ahlak zabıtalığına soyunuyor. Ömür hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu işler kimsenin haddine değil. Kimse hakimliğe, savcılığa, polisliğe soyunmasın. Tabii. Burası demokratik bir ülke yaşıyoruz. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Evet ama Müslüman bir ülkede de yaşıyoruz. Yani toplumsal bir edebimiz, toplumsal bir kültürümüzün kaldıracağı şeyler var, kaldırmayacağı şeyler var. Uyarabiliriz. Biz ne diyoruz hep burada programı başladığımızdan beri? Tepkili toplum olalım, duyarlı olalım ama yani tepki derken burada değil ama. Öldürmeyelim yani. Mesela beyefendi çok sempatik bir Türkçesi var. Ya seni şikayet edeceğim oğlum dayı falan böyle konuşuyor. Çok sempatik. Mesela oradan geçerken gençler iyi akşamlar dese sempatik bir şekilde o gençler utanacak zaten. Utanacak ve toparlayacaklar. Üslup çok önemli. Yanlış bir üslup kullandı ama gençlerde ulu orta yani olacak iş değil yani şu.
Şu gerçekten orada, bir kızı, benim kızım orada, olsa böyle görmek istemem. Orada mesela bir ayıp varsa ayıp o ayıp var, onların ayıbıdır. Sen, evet, iyi akşamlar da geçti. Bir başkası olarak hiçbir şey demene gerek yok. Ben mesela kafamı önüme eğip giderim, utanırım, evet, ben bakamam. Doğru olan da bence bu değil mi? Bence, o ayıp varsa da onların ama ayıbıdır. Bazı insan, mesela bence Nihat geçmez öyle. Bazı insanlar fazla ama bak şey, gidersin orada bir vardır ya bir yetkili. Ben milletin içinde öyle kucak kucak şey yapmam yani. Geçmezsin değil mi öyle yani, başını eğip? Hayır hayır ya, başını eğme de değil abi şey yani. Ben yapmam. Ya şimdi mesela. Tabii canım öyle yapmak. Mesela benim oturduğum evin arka tarafında cami var. Caminin arasına gençler geliyor, sigaralarını içiyorlar. Bazen sarılıyorlar bilmem ne, hepsi genç yani. Hmm. İşte orta okul liseye gidiyorlar. Hmm. Sigara. Bazen dayanamıyorum. Yazık. Caminin arkasında. Onu uyaracaksın. Çocuklar diyorum. Hı. Bak anneniz babanız sizi okumaya gönderdi. Hı. Yani bu ülkenin geleceği sizin elinizde. Siz gelmişsiniz burada, anneniz babanız sizi ders çalışıyor falan zannediyor. Onlar okulu kırmışlar. Belki anneniz babanız asgari ücret alıyor babanız. Sadece babanız çalışıyor. O asgari ücretle getiriyor. Maaşının bir kısmıyla ev, bir kısmıyla kira, bir kısmıyla elektrik, o giderler vesaire. Arta kalan kısmıyla da size harçlık vermek suretiyle sizin geleceğinizi kurtarmaya çalışırken siz burada oturmuşsunuz, sigara içiyorsunuz, makara yapıyorsunuz, öpüşüyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Diyorsun yani şimdi. Tamam o. Diyorum ben şimdi ne yapayım demeyeyim mi yani? Demeye de bilirsin de. Bu demeye de bilirim diyorum ne yapayım. Artık rahatsız oluyorsun. Ya. Ben de öyle mesela sigara içen falan öyle yaşı küçük çocuklar gördüğün zaman müdahale etme gereği hissediyorum. Ama diyorum bir tatsızlık olur falan filan boş ver diyorum. Evet, evet. Öyle frenliyorum çocuklar kendimi. Çocuklar da çok asi ve gerçekten bazıları çok saygısız. Dediğine pişman ediyorlar. Mesela yaşını soruyorsun elinde sigara olan birine. Sana demediğini bırakmıyor. Neredeyse efkardan sen sigaraya başlayacaksın. Adam ona neler söyledi diye. O kadar yani. Ama buradaki niyet önemli. Eğer niyeti o kız çocuğunu öyle görmek istememekse üslubunda hata var. Ama niyeti işte ben niye tekim? Bak orada yazmışlar. Ben niye tekim? Sen niye sevgilinle oturuyorsun kıskançlıysa zaten külliyen yanlış. Ya var orada cinsel açlık da var işin içinde. İşte bilinç altında. Ben bir de kıskançlık da var. Ömür bir de şey de yani ben niyet okumam da kıskançlık mı ama bu kadar profesyonel çekim olması da enteresan yani. Bu kadar Nihat, profesyonel motorcular, montajı bilmem nesi. Montajı falan yok burada. Direkt akmış görüntü de. Hı hı. Montaj falan yok. Şey, bu kadar iyi çekmesi, etmesi, var. Sosyal Nihat, medya paylaşması. Nihat kask kamerası var artık motorcularda. Tamam. Zorunlu hale de gelecek o. Tamam mı? Hı hı. O kask aksiyon kamerası dediğimiz. Tamam. Normal çekimlerde de kullanılan kameralardan. O bulunmak zorunda. O da kayda, harekete geçtiği anda kayda giriyor. Tamam mı? Hı hı. Yani o çok anormal bir durum değil. O da bilerek gitmiş orada. Şimdi sonra da bir arkadaşımız yazmış. Montajlayıp sonra da sosyal medyaya koyacak kapasite yok bunlarda diyor. Ne diyorsun ya? Bence bu uslu ve zekadaki bir adam oturup kaskından akan bir görüntü normal bir ne bu düz akan bir görüntü. Hayır, ama mesela şurada, bunun yazısını biz bastık şimdi, arkadaşlar hayır, yazısını. Ya, hayır şimdi şöyle bir şey var abi. O dediğim programda 7-24 saat mi kaydediyor? Hayır ya bu kamera işte harekete geçtiğinde tamam, motor kayda giriyor kamera. Kayda giriyor. 3 saat motorla dolaştın. 3 saat boyunca onu i̇şte kesiyorsun, onun biçiyorsun, süresi. Tamam oraları alıyorsun işte demek istediğim o yani. Ya, ama bu arada montaj yok. Bu akmış o 30-40 saniyelik bölüm normal akıyor. Hiçbir müdahale yok. Ama mesela alttaki o konuşma KJ'leri dediğimiz şeyi biz basıyoruz ki insanlar, izleyiciler iyi algılasınlar o konuşmaları diye. Yazıları onlar basmamış yani. Böyle bir mevzu var. Yorumlar abi, hassas. Yorumlar da ikiye bölündü bu arada. Bir şey söyleyeyim. Mesela abla herkes genç. Kimse genç olmadı mı? Niye kimse kimseyi anlamıyor demiş. Abla dediğine göre benden küçük ve genç bir kardeşim. Sen tabii o açıdan bakıyorsun kardeşim. Ya bir şunu da bilsinler. Ki, pardon da. Toplum içinde bazı kurallara uymak durumundayız. Evet. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde bizim seninki özgürlüğümüz bitiyor. Biter. Aynen doğru öyle. Mu? Sen doğru. Orada başkalarını rahatsız edecek vaziyette bir şekil doğru. Alıyorsan. Tamam mı? Doğru. O yanlıştır. Fakat onun şeyi bu değil. Yok, çözümü bu değil. Uyarı mesela yöntemi kız orada bu değil. Çok, bu işi meşrulaştırmak için çok çirkin bir laf söylüyor. Diyor ki ya o tarafta sevişiyorlar, öpüşüyorlar, onlara bir şey demiyorsunuz. Biz burada kucak kucağa oturuyoruz, bize mi zerre falan. Yani meşrulaştırma yöntemi de kötü. Sevişmek, öpüşmek de zaten olacak iş değil. Bir de sokakta sadece yürünür. Ya da işte arabayla gidilir. Sokakta kucak kucağa oturulmaz ki kardeşim. Ben böyle bir şey hayatımda ilk kez yani görüyorum. Ne? Bana da hiç denk gelmedi de ben de bir şey söyleyeyim. Yani bana ben da şey çok yani. Böyle ikiye ayrılmış yapmayın durumda. Yani. Bazıları yarısı. Kucaksın. Yani hoş karşılamıyor. Bazıları da adamın verdiği tepki son derece doğru tepki diyor. İzleyicilerimiz ne diyor? Nihat söylüyordu. Valla Ömür yani izleyicilerimiz evet ikiye bölünmüş durumda. Ha? İkiye bölünmüş durumda. Ama ben izleyicinin inisiyatifine saygı duyuyorum.
Onların fikrine de sonuna kadar saygı duyuyorum. Ama Nihat Doğan olarak bana fikrimi sorarsanız eğer, yani izleyici kendi aralarındaki çatışmayı bir kenara bıraktım. Tamam. Bu iş bana kurgu geldi arkadaş. Hmm. Bak bu benim fikrim. Niye böyle bir şey yapılır sana? Ben biz de genç olduk. Ben de İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Kusura bakma, benim de sevgililerim oldu gençken. Ben de el ele dolaştım. Ama ben hiç böyle ulu orta caddede motorun geçeceği yerde, arabanın geçeceği yerde kız arkadaşımızı, sevgilimizi kucağımıza alacağız, sarılacağız, öpüşeceğiz falan filan. Anladın mı? Bu tamamen orada da biri çıkıyor. Ya dayı kardeş, hele be kardeş, ne oluyor hele be. O nerede ki? O kim? O nereden çıktı bir anda yani? Şimdi? Yandan geldi. Ya zaten. Nerede yandan geldi? O da onları mı dikizliyordu? Ne oldu yani? Bir anda meseleye girdi. Bir anda tam o röntgeni mi bozdun? Dayı hele git kardeş. Burada röntgen yapıyorum. Babana kurban olayım ya. Tamam dayı ya. Allah'ını severim senin, hele bir git, hele biz işimize mi bakalım? Neyin peşi? Nereden geldi o? Nereden çıktı? Bu kurgu abi. Bu ne zaman çıktı bu abi? Yeni bu. Bu görüntü yeni. Ben sana söyleyeyim, bak ben sana söyleyeyim. Dünkü esas görüntü Maltepe'de başörtülü kadına darttır. Sosyal medya olduğu gibi tam oraya kanalize oldu. Bir anda bu hikaye çıktı. Bu ne abi? Burada da bir şey de yok. Kimse kusura bakmasın. Böyle sen ulu orta milletin geçti. Kamusal alan vardır. Orada bak, yol kenarı. Dur orada. Gel biraz geri. Gel biraz geri. Bunu aldılar, gündemimize düşürdüler şimdi gecenin bir yarısı. Yoktu böyle bir gündem. Gel abi. Dur. Dün bütün gün vardı bu da. Bir dakika abi, hiç bütün gün yoktu. Al cadde. Al cadde abi. O cadde ne demek biliyor musun? Herkes 7'den 70'e, herkes orada geçecek. Sen oradan milletin, kadının, kızın, evlinin, barklının, imamın, öğretmenin, onun, bunun, bilmem neyin oturduğu yerde, gezdiği, dolaştığı yerde kadını kucağına alıp sarılıp öpüşür, değişirsen affedersiniz sabah sabah. Orada adamın biri olmasa başka biri uyarır seni. Bu bana tezgah geldi, kusura bakma. Tamam, tabii sen, şimdi toplumsal açıdan değerlendirilince izleyicilerimiz de evet ikiye bölündü. Çoluğumuzun çocuğumuzun olduğu yerlerde bu tarz görüntülerin daha ağırlarını yaşıyoruz Bircan Hanım. Ve çok biz, rahatsızcı değil biz mi? Biz uyarırken bile rahatsız oluyoruz. Onlar bizim bakışlarımızdan rahatsız olmuyor diyor bazı gençler. Bu başka bir şey. Bazıları da beyefendinin yaptığı durumu toplumsal kınama adı altında psikolojik bir savaşa veriyor. Yani böyle bir psikolojik bir durum var diyor. Toplumsal kınama gerçeği var. Mesela... Yapma ya. Sessiz kalamama durumunun psikolojide olduğunu söylüyor bazı izleyicilerimiz. Azerbaycan'da böyle bir şey yaşansa çok daha ağır şeyler olurdu diyor Azeri izleyicilerimiz var. Ve gerçekten de ilginç bir şekilde beyefendinin üslubu dışında haksız bulmuyorlar. Evet. Üslup hatasından. Ya ben sana söyleyeyim. Haksız bulmadılar. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Hiçbir aklı başında olan adam, hiçbir aklı başında olan genç, ya da çocuk da değil yani 12-13-14 yaşında da değil, çocuk belli. 20'nin üstünde yani akıl baki. Öyle milletin geçeceği ulu orta caddenin ortasına kız arkadaşını alıp kucağına oturtturmaz. Zaten kardeşim. O biraz sevişmez. Ben sana söylüyorum ya. Ben sana söylüyorum. Bak bunun çıkış saatini bilmiyorum. Bu saat kaçta çıktı? Saat kaçta gündeme düştü? Dün bütün gün. Saat kaçta düştü bilmiyorum bak. Dün saat. Bütün gün şey değil. Sosyal medyada vardı. Abi. Başörtüden önce abi, mi sonra? Başörtüden. Öncesinde yani gündüz. Ben başörtünün öncesinde bunu görmedim. Ben şimdi sen bunu ilk defa görüyorum. Sen ilk kez görüyorsun da biz ben ilk kez işte. Görüyorum. Ama benim kendi şahsi fikrim. Ben Nihat Doğan olarak. Benim düşüncem şu. Zaten tabii burada her şeyi bir kenara bırakıp şeyi konuşuyoruz. Yani orada o şekilde oturmak. Diyelim ki kurgu diyelim. Bak diyelim ki bu bir skeç. Evet. Yine tartışıyoruz. Orada o şekilde oturmak doğru mudur? Bu manyağın yaptığı doğru mudur? Skeç abi, skeçe ne diyeyim abi? Skeçte adam kıçını da açıyor. Skeç adı üzerinde yani. Hayır, skeç demiyoruz buna da. Diyelim adam ki da... öyle bile olsa burada tartışma noktaları ömür, belli. Adam aldı bak şimdi. Müjdat Gezen, Yılmaz Özdil aldılar bir kadının ne namusu, ben ona bir şeyler vereceğim. Aa kadın da güzelmiş, ben bir dükkanına olayım. Evli baktı, iki tane çocuğu olan kadına neler söylediler. Uğur Dündar da kalktı, o skeç falan da değildi. Aleni ciddi ciddi ağızlarından çıkmış hakaretamiz sözlerdi. Tamam onun bile ya işte ecib yaptık bilmem ne derken şimdi şu konuyu da alıp böyle hani skeç yaparken doğru muydu değil miydi tartışmak belki de bu amaçlanıyor. Yani o skeç ne için çekildi? Skeçin çekilmesini amacı var yani. Diyelim ki her diyorum yani. Ki skeç oldu. Velev ki mizansen var orada. Ya bilemiyorsun ki 80 evet. Milyon insanın yaşadığı bir ülkedeyiz. Her gün anormal görüntüler geliyor. Ben yani, de diyorum ki Ömür şimdi hırsız kapıyı sen açık bıraktın, hırsız mı suçlu? O motorcuya gerek yok. Bak motorcuya gerek yok. O yolun ortasında. Orada herkesin geçtiği yer abicim orası. Bak yaya yolu. Yaya yolunda ben de geçsem kardeş hayırdır biraz düzgün oturun derim. Ben derim. Sen kapıyı açık bıraksan da hırsız suçludur yani, gelip hırsızlık yapıyorsun. Abi onu söylüyorum. Sen şimdi
Bir arka tarafa geçsen, or ağaçlar maaşlar mı var orada? Otur sen, kimse de bir şey demez. Git görmezsin. Evet, burada yani zaten aslında hep aynı şeyi düşünüyoruz gibi görünüyor. Değil mi? Belki söylediğimiz, kullandığımız kelimeler farklı, üsluplarımız farklı ama orada o şekilde kamusal alanda. Kamusal alan abi. Başkalarını rahatsız edecek şekilde oturmanın yanlış olduğunu. Ben önüme ama gelen zaten görüntüyü bu tarafın tamamen külliyen abi, yanlış olduğunu. Kurgu, skeç mi ben bilmem. Ben önüme gelen görüntüyü konuşuyorum. Aynen. Bir bayan olarak böyle bir görüntü görmekten çok rahatsızım. Adamın da işgüzar olduğunu düşünüyorum. Biraz abarttığını düşünüyorum. Benim fikrim bu. Ben de bir adım daha ileri gidiyorum. Bir adım daha ileri gidiyorum. Sosyal medyada bunlar daha başarılı. Bu iş, çok daha muktedirler bu işleri gündem yapmakta. Maltepe'den mi? Neredeydi o? Kız mı? Maltepe'de. Şimdi onu işleyeceğiz. Tamam, şimdi gireceğimiz işte. Şimdi birazdan da demin gireceğimiz. Demin az sonrasını girdik. Evet evet. Birazdan işleyeceğimiz konu gündem olunca, hani köpürünce, tam gündem olmadı da köpürmeye başlayınca hemen karşı cenahtan böyle bir hareket geldiğine inanıyorum ben. Yani bakalım. gündem savaşları yaşıyoruz. O Gandalf'ın şeyi var ya abi. Harry Potter. Nihat'cığım, güç savaşları. Burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir hata daha da fazla yaşayacağız olmasın yani. Şimdi bu görüntü belli ki gece çekilmiş. Gece işte abi. Yani en yakın çekilse bile bir gece önce çekilmiş. Ben dün akşam çekildiğini Maltepe'deki olay dün yine öğleden sonra yansıdı, biliyorsun. Bu daha önce yaşanmış bir olay. Tamam mı? Yani bilmiyorum burada, abi bilmiyorum. Burası zaten biliyorum bir ülke. Her türlü görüntü geliyor. Yani bu ya o kadar görüntü gelse de adam haberi bekletiyor. 10 gün sonra giriyor görüntüyü. Mesela yine böyle özel yaşamla alakalı bir şey vardı bir can. Hangi konuydu o böyle? 15 gün sonra gündeme düştü. Yani yok yok şey diyorsun sen. Hani bu 15-20 gün sonra düştü burada araba konuştuk. Firması, seyahat, ha, araba firması. Araba firması yani 20 gün sonra seyahat geldi hoca. Yani doğru doğru. Ben o yine söylüyorum, adamın yaptığı da yanlış ama o gençle kızın orada ulu orta adamın yaptığı da niye yanlış olsun abi? Tamam, uslup hatası var ama sen kamu milletin geçtiği yerde de öyle oturamazsın. Kimse kusura bakmasın yani. Tamam, kimse de gidip kimseye kimlik soramaz. Kimse böyle ahlak zabıtalığına soyunamaz. O da ayrı bir mevzu. Burada zaten iki yönünde de iki tarafı da eleştirdik.